asgari ücretin bir ülkenin gündeminde bu kadar yer tuttuğu başka bir ülke yok. Yani bugün dünyanın her yerinde asgari ücretleri tespit ediliyor, ilan ediliyor ama bizdeki kadar ülke gündeminde yer tutmuyor. Bunun gerekçesini siz de açıkladınız. Bugün çalışan nüfusun önemli bir kısmı asgari ücret seviyesinde bir gelir elde ediyor. Geri kalanlar da buna komşu ücret olarak adlandırılan seviyelerde bir gelir elde ediyor. Ücret geliri elde ediyor. Dolayısıyla asgari ücret dediğimiz şey aslında dünyada görmeye alışık olduğumuz çalışan nüfusun %2'sini, 3'ünü ilgilendiren bir rakam olmaktan çıkıp bütün çalışanları ilgilendiren bir konu haline dönüşüyor. Önce buradaki tezat durumu ifade etmemiz gerekir. Bu Türkiye'nin ne kadar yoksullaştığının çok somut göstergelerinden bir tanesidir. Bugün en yetkin donanımlara sahip kişiler bile asgari ücrete yakın seviyede ücret olarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun bir göstergesi olduğunu tespit etmek gerekir. Şimdi seviyenin ne olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ben bu akşam açıklamasını beklemiyordum. Öyle bir açıklamada gelmedi. Zaten süreç işleyecek, işte 11'inde görüşmeler başlayacak. Muhtemelen anlaşmazlıkla sonuçlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan belli bir seviyeyi işaret edecek. O seviyede de asgari ücret belirlenmiş olacak. Sürecin işleyişinden bağımsız olarak ortaya çıkacak olan rakam çalışanları memnun edecek mi diye baktığımızda memnun etmeyeceği çok kesin ve net bir durum. Bakın şimdi asgari ücret tespit edilirken genellikle referans olarak alınan oran işte son 6 aylık enflasyon oranı. İşte Aralık verisini bilmiyoruz. Ocağın ilk haftasının Aralık verisini de göreceğiz. O da ortaya çıktığı zaman muhtemelen yılın son 6 ay için TÜİK verilerine göre enflasyon %38 civarında bir seviyede ortaya çıkacak. Şimdi bu seviyede bir artış verdiğinizde, parasal olarak baktığınızda ciddi bir artış mı gibi görünüyor ama aslında bu yaptığınız eğer bu seviyede bir artış olursa ya da buna yakın bir artış olursa son 6 ayda ortaya çıkmış olan satın alma gücü kaybını telafi edecek bir iş yapmış oluyorsunuz. Yani çalışanların refahını reel olarak artıracak bir düzenlemeye gitmiş olmuyoruz. Dolayısıyla referans alınarak enflasyon oranı ki buna ilişkin de çok ciddi eleştirilerin olduğunu biliyorsunuz ama sonuçta resmi veri onu baz alarak asgari ücretin hangi seviyede olacağı tespit ediliyor. Çalışanı memnun etmesi mümkün mü? Mümkün değil. İşte onun belki 3 puan, 5 puan üzerine bir asgari ücret belirlense bile bu tatmin eder mi? O da etmez. Çünkü %38'i son 6 ayda ortadan kaybolan satın alma gücünün telafisi. Bunun üzerine 5 puan koysanız bu Ocak ayı enflasyonunu telafi eder. Ocaktan sonraki aylarda yoksullaşma yeniden devam edecek. Özellikle iktidarın 2024 yılında asgari ücretin bir defa belirlenmesine ilişkin yaklaşımı ki ilgili bakan bunu söylüyor, Mehmet Şimşek ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ifade etti. Siz enflasyonun üzerine 5 puan 10 puan koysanız bile bu yılın Ocak-Şubat aylarını zaten yaşanacak olan yüksek enflasyonda satın almak için kaybedecektir. Çalışanlar yeniden yoksulluğa mahkum edilmiş olacaktır. Çünkü Türkiye'de kurgu bence enflasyonla mücadele etme konusundaki kurgu da yanlış yapılıyor. Şimdi gelen açıklamalara baktığımız zaman işte çok sık iç talebin canlılığından bahsediliyor. Yani işte vatandaşın cebinde çok para var. Bunlar harcadığı için fiyatlar artıyor argümanlı. Merkez Bankası raporlarında görüyoruz. Mehmet Şimşek'in açıklamalarında görüyoruz. O zaman bu talebi sönümlendirmek için ne yapmanız gerekir? İktidarın bakış açısını ortaya koymak açısından söylüyorum. Bir, vatandaşın cebindeki para miktarının artışını sınırlandırırsınız. İki, vatandaşın kredi erişme olanaklarını zorlaştırırsınız ya da pahalı hale getirirsiniz. Oysa biz biliyoruz ki Türkiye'deki enflasyonun sebebi vatandaşın çarşıya, pazara çıkıp karşılamakta zorlandıkları temel ihtiyaçları için harcama yapması ile enflasyon dinamiklerini başka yerde aramak lazım. Ama iktidar ücretleri sınırlandırarak, emekli aylık artışlarını sınırlandırarak ve krediyi pahalılaştırarak enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Benim iyimser bir beklentim var mı? Vallahi benim bu iktidardan çalışanların lehine iyimser bir beklentim son işte 2018'den beri yaptığı uygulamalara baktığımız zaman öyle bir beklentiye sahip olamıyorum. En son örneğini bunun bu emeklilere yapılan 5.000 liralık bir defa en mahsus ödemede nasıl toplumun geniş kesiminin, emeklilerinin geniş kesiminin bu ödeme dışında bırakılması için nasıl çaba sarf edildiğini gördük. ÇKS'ye katlıysanız olamaz, bağ kuruluysanız bilmem ne olmaz. Bir yerde emekli maaşınız yetmediği için çalışmak zorunda kalıyorsanız siz bundan yararlanamazsınız vesaire. Bugün rakamı Cumhurbaşkanı açıkladı. 4,6 milyon kişiden bahsediyor. Şimdi dolayısıyla şimdiye kadar vatandaşın lehine icraatları olmayan bir iktidarın asgari ücreti hem çalışan kesim memnun edecek hem de işverenleri mutlu edecek hem de işte büyümeyi bilmem ne seviyede sağlayacak şekilde olmasına ilişkin benim bir beklentim yok maalesef. Her sene olduğu gibi Aralık ayı geldi ve milyonlarca kişi yine bekliyor. Acaba ben bu sene ne kadar maaşla geçineceğim diye, nasıl bütçe yapacağım diye, ama emekliler daha çok bekliyor. Çünkü onlara sabır dendi aylarca, biliyorsunuz. Bugün kabine toplantısı vardı. Erdoğan sonrasında konuştu. Asgari ücretle ilgili dedi ki işçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak, istihdama zarar vermeyecek bir seviye olacak dedi. Nasıl olacak bu? Üçünün de mümkün oldu. Yani muhteşem bir formül. Evet. İmkansız bir formül gibi duruyor. Bu meselemiz var. Tabii bir taraftan da seçimden sonra ne olacak asıl kaygısı var. Hı. Yani şimdi belki yılbaşında seçimden önceki son ücret belirleme pazarlığı olacağı için seçmenin hassasiyeti gözletilecektir. Endişeler gözletilecektir ama sonra eğer bir olağanüstü durum olmazsa 3,5 sene seçimsiz bir sürece giriyoruz. İşte o zaman ne olacak? Bunu merak ediyoruz endişeyle. Konuklarımızı takdim edeyim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe bizimle. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar Gözde Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar. Ve iktisatçı Profesör Doktor Aziz Konukman da bizlerle. Hoş geldiniz hocam, iyi akşamlar. Hoş bulduk, sağ olun. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Bu arada Yalçın Hoca'ya da sevgiler, selamlar. Evet, teşekkür ederim. Nereden başlasak? Ya şuradan çok basit bir soruyla başladım. Hı-hı. Hani Erdoğan sizce neden asgari ücreti açıklayamadı? Kuşkusuz hiçbirimiz ondan bugün bir rakam beklemiyorduk. Hı hı. Ama bir yön, bir doğrultu bekliyorduk. Gözünün okuduğu şey, yani hem patronu sevindirecek hem işçiyi sevindirecek bir formül hele şu an hiç mümkün değil. Evet. Yani ben mesela markete gittim dün. Markette yürürken, bu arada Türkiye'de herkesin asgari ücretle ilgileniyor olması aslında bizim nasıl bir yoksullaşma yaşadığımızın göstergesi. Hepimiz asgari ücrette eşitlenmeye başladık. Evet. Nüfusun, ben dahil. Hepimiz ilgileniyoruz bununla. Çünkü asgari ücret etrafında ücretler de alanlar var. Sadece hani asgari ücrete eşit alanlar değil. %55'lik bir nüfustan söz ediyoruz. Çalışan nüfus içinde. Buradan bakıldığında marketteki siz ne bekliyorsunuz? Keşke 20.000 olsa dedi mesela. Hı hı. Ama o kadar Erdoğan'ın bugün söylediği rakamdan o kadar uzak bir rakam ki 20.000. Erdoğan'ın söylediğinden ve açıklanan beklenti enflasyonuna baktığımızda çok işçilerin hiçbir şekilde mutlu olmayacağını, çalışanın mutlu etmeyeceği bir rakamın geleceğini öngörmek çok zor değil. İstanbul'da 47.000 liranın üzerine çıktı 4 kişilik bir ailenin geçim maliyeti. Yani 2 asgari ücretli olsa anne baba, 2 çocuk. İmkansız. Bu arada 20.000 de çıksa, 20.000 de olsa onu söyleyeyim, ben onu söylemek isterdim. 20.000 olsa muhtemelen ben onunla 2024'ün Nisan ayında mesela konuşuyor olsam bu bize yetmiyor diyecek. Erimiş olacak zaten. Bu açıdan sizce Erdoğan kuşkusuz hani her dönem sorsam bunu söyleyebilirsiniz ama bu dönemde yani Mehmet Şimşek'in artık büyümeyeceğiz, ya özür dilerim, büyümeyi frenleyeceğiz, enflasyonu frenleyeceğiz, işte faizi bu beklentiye göre ayarlayacağız dediği bir dönemde